Bey. Hanımefendi. Efendim, şaraplı ördeğinizi nasıl buldunuz? Tabakta görmediğime göre demek ki iyi buldunuz. Biraz daha mantarla flamingon. Hayır. Yok, sağ ol. Bu arada spesyal yemeğimiz hükümua kebabından da tatmanızı isterim. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Afiyet olsun efendim. Bir isteğiniz olursa buradayım Erdinç Bey. Oğlum bak buraya bak. Git mutfağa. Biraz kuru ekmek koy poşetin içine. Tamam mı? Bizim mutfakta artmış olan yemekler var. Onlardan iki tane tabak çıkart. Şu aç adamcağızı doyur. Amcacığım gel buraya. Kusura bakma amca. Git mutfağa garsonla. Tamam mı? Sana suyun içine ekmek epeleyecekler. Onlardan yersin biraz. Karnını doyurursun. Hadi amcacığım geç. Beyinsiz misin oğlum sen? Martı mıyım ben garsona bana bayat ekmek attırıyorsun ya? Allah Allah. Amcacığım ben sizin durumunuza iç halledim. Yardımcı olmak istiyorum. Siz bana atar yapıyorsunuz. Oldu mu ama şimdi ya? Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Biz karnım tok. Ben buraya karnımı doyurmaya gelmedim. Ay fakir. Ama Cemal Bey yani kaç defa tembih ettik. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bu kaçıncı oluyor ya? Yani böyle dolduruyorsunuz buralara. Verin salçalı yarım ekmek dışarıda kemirsin. Yani ortamın havasını bozuyorlar. Ay ama çok fakir. Yani Ayşe'ciğim biliyorum ben de gerçekten çok üzülüyorum, kıyamıyorum yani. Neticede biz de yani vicdan sahibi insanlarız. Al bakayım. Senin ben vicdan... Al şunu garsonların aralarında bölüşsünler terbiyesiz herif. Boynuna da takmış bunları kalınında, kolunda kadın. Pavlo'nun köpeği gibi gelmiş buraya. Tövbe estağfurullah ya. Amcacığım bağırma, insanlar rahatsız oluyor. Sen tam olarak ne istiyorsun amca? İş istiyorum ya kardeşim. Aa amcacığım söylesene baştan. Maalesef bizim elemanlarımızın hepsi burada. Elemana ihtiyacımız yok. Senin babandır eleman. İnsan gibi iş istedik hemen eleman muamelesi çekiyorsun bize ya. Ha amcacığım sen beni yanlış anladın. Yani bizim çalışana ihtiyacımız yok. Çalışana kimin ihtiyacı olmaz oğlum? Manyak mısın sen? Asıl çalışana ihtiyaç var. Çalışmayan ne yapacaksın ya? Misal şu garsonu görüyor musun? Ha. Bak orada komşeyin önünde, müşterilerin önünde boş bardaklar duruyor. Almış eline telefonu, el alemin kızını laklayı favluyor orada. Ben sanki görmüyor muyum ya? Tabii oğlum. Doğru söylüyorsun amcacığım. Gel lan buraya. Şişt. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen orada? Çalışıyorum Cemal Bey. Çalışıyorsun. Çalışıyorum Cemal Bey. Ya nereye çalışıyor? Çalışıyormuş. Ha çalışıyorsun. Ne çalışıyorsun? El alemin karısını kızını favluyorsun orada. Ben görmüyor muyum? Ha sanki Cemal Bey çağlıydı. Senin bu yattığın yalan yanacak. Sanki Cemal Bey m**nun en tekiydi de tamam. Aptalın önündeki deneydi de yani Cemal Bey. Senin bu yalanına inanacak yani Cemal Bey. Ya amcacığım sen de iyice abarttın garsonun müşterinin yanında ya. Allah Allah. Bana bak lan. Git muhasebeye çıkışını ver. Defol buradan. Bir daha gözüm görmesin seni. Hadi defol. Kardeş. Kusura bakma ya. Senin de işinden ettik ama benim daha çok ihtiyacım vardı. Kusura kalma artık. Seninle çıkışta görüşeceğiz Muruk çıkışta. Lan oğlum ergen misin bir yürü git çıkışta görüşeceğiz ne ya? Liseli misin gelmişsin bana burada atar yapıyorsun ya. El alemin karısını kızını sen de telefonda şey yapmaydın o zaman. Tövbe estağfurullah. Amcacığım. Bir çalışmayana işten kovduğumuza göre senin artık bir çalışana ihtiyacın var. Amca doğru söylüyorsun ya çok haklısın. Acaba tanıdığın böyle zehir gibi çevik atılgan bir genç varsa getir buraya hemen başlasın işe. Ne yapacaksın oğlum zehir gibi atılgan genci baldızına mı alacaksın? Tövbe estağfurullah ya. Ben varım işte adam boşuna mı kovduk ya? Bir dakika amca ya. Senden olur mu ya? Ne benden olur mu? Garson. Ne olur benden? Ya kusura bakma amca ama yani senden olmaz ya. Bak. Lütfen. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen baban yaşındaki adamla? Ha? Ne biçim konuşuyorsun? Amca.
Vallahi işe ihtiyacım olmasa ben senin burada ağzını burnunu kırardım da işe ihtiyacım var işte. Ya amca kafanı kaldır bir bak Allah aşkına şu insanlara ya. Şu seçkin insanlara bir bak. Bunlar ağızlarında gümüş kaşıkla doğuyorlar ya. Senin önüne koyduğun tabağa yer mi bunlar? Bir de söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. At gibi kokuyorsun be amca. Ne yaptın ya? Roquefort peyniri mi sürdün koltuk altlarına? Bu ne koku ya? Benim de sinirimi dengemi bozdun amca. Cemal Bey, bu koku ne Allah aşkına kuzum sabahtan beri? Yemeğimi yiyeceğim, yiyemiyorum. Kusacağım neredeyse. Cemal Bey, hakikaten bu koku nedir ya? Yani kokudan lokmamız boğazımızda kaldı. Açın bir havalandırın şurayı. Tonla para ödüyoruz buraya. At mı besliyorsunuz içeride? Bundan sonra ne buraya geleceğim, ne de kimseye tavsiye edeceğim yani. Tamam, tamam. Çok özür dileriz. Sayın müşterilerim, değerli konuklar, şikayetlerinizi aldım. Ben hemen şimdi hallediyorum. Sonuçlandırıyorum, neticelendiriyorum. Amcacığım, hadi uza sen buradan, hadi. Cemal Bey, bir şey söyleyeceğim. Okay. Sorun at kokusuysa, garsonlardan birini gönderelim eczaneye. Karşılmazsın, iki fıs saktı mı bitti gitti ya. Ya amca bak, elimden bir kaza çıkacak. Git şuradan diyorum ya. Bak, polisi arayacağım ya. Hadi git, uza. Dişmiş yok sana kardeşim ya. Aa, ama Cemal Bey, yani olmuyor ki bu adam hala burada mı ya? Aa, olmuyor, gerçekten olmuyor. Ay, hala fakir. Oğlum siz demin burada yemek yiyip çıkmadınız mı ya? Az önce yemek yediniz, çıktınız ya burada. Giderken fark ettik de tam doymamışız, içimiz kıyıldı. Flamingo? İnşallah, tabii ki. Yani sonuçta paramız var. İstediğimiz kadar yiyebiliriz geç hayatım. Vereyim ayakkabıları da yiyin, tüm estağfurullah. Buyurun. Ay Erdinç, niye uğraşıyorsun elin fakir fukarasıyla? 100 euro ver, aç karnını doyursun. Beyefendi, beyefendi diyorum da yanlış anlamayın yani, lafın geçiyor, üzerinize alınmayın. Bayan arkadaşınızı doyuracaksınız, doyurun, yoksa belli ki siz doyuramıyorsunuz, beni doyuracağım, adamı delirtmeyin şimdi. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Onlar benim en nezih müşterilerim. Buraya bir servet ödüyorlar ya. Ya lanet gitsin, tamam, lanet gitsin. Sana iş vereceğim, tamam. Bulaşık yıkar mısın? Bulaşık mı? Vallahi duymamış olayım bak ha. Beyin hassas bir insanım. Benim tenim çok hassastır. Sıcak sudan soğuk suya giremez. Bulaşık çırak olmaz, onu unut. Amca, hasta mısın sen? Sabahtan beri iş istiyorsun, iş söylüyorum, iş beğenmiyorsun ya. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Sen kendin olsan kendine bulaşık çırak yaptırır mısın? Ya yapmam tabii. Ben sende bir miyim? Ya işte. Karga yavrusuna şahin görünürmüş. Anla işte sen artık oradan. Tamam, temizlik yapar mısın? Temizlik mi? Bana ne, bana ne yapmayacağım temizlik? Bana ne? Temizlik yapmayacağım. Bana. Amcacığım, kasaya geç o zaman. Kasama yapmayacağım. Kasa. Bana ne, bana ne? Kasa yapmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Geriye bir şef garsonlukla müdürlük mü kaldı? Evet. Ha, ne yapsam acaba? Bilemedim ya. Şef garsonluk. Bir arkadaşlara mı sorsak acaba? Tabii tabii, buyurun. Ha, ne diyor? Arkadaşlar, bana bakın böyle. Oğlum sen çok konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Geriye şef garsonlukla müdürlük kaldı. Ne yapayım, ne diyorsunuz? Yani bence kutunuza gidin, kutunuza. Ne yapayım, bir şey söyleyin ya. Siz ne diyorsunuz efendim? Seyirci, siz ne diyorsunuz? Şef garsonluk müdürlük almış geriye. Ne yapayım? Ha? Müdür ol. Ne? Ne yapayım? Müdür ol. Yürüyeyim değil mi? Müdür. Ben bir de hanımı arayabilir miyim? Yani? Tabii sadece, tabii, buyurun. Evet. Zaman sizin, dükkan sizin. Buyurun. Alo? Hatice'cim, izliyor musun? Ha, güzel güzel. Ya bir şey soracağım. Geriye bir şef garsonlukla müdürlük aldı. Ne diyorsun? Ne yapayım? Ha, öyle mi diyorsun? Tamam, tamam oldu. Öpüyorum aşkım. Hadi bay bay. Cemal Bey, ben kararımı verdim. Ben kutuma gitmek istiyorum efendim. Kazım Bey kutusuna gitmek istiyor. O zaman Kazım Bey için ondan geriye sayıyor muyuz? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir dakika. 2. Ne yapıyorum ben ya? Ulan iyice manyak ettin beni. Garsonlar alın şunu. Elinden bir kaza çıkacak. Bir dakika ya, en azından bir Hamdi Bey'i arayaydık. Belki o güzel bir teklif verecek. Git ulan ya. Dükkandan. Ya Allah aşkına, çok rica ediyorum ya. Cemal'cim sakin ol, Cemal. Cemal'cim sakin ol ya. Buyurun, sakin ol ya.